Sevgili izleyenler, Türkiye genel seçimlere gidiyor. Biz de seçim 15'te siyasetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz AK Parti Ordu Milletvekili aday adayı İbrahim Demir bu akşam bizlerle. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, 57 aday adayından birisiniz. Ordu evet. Siyasetinde adını duyurmaya hazırlanan genç bir aday adayısınız. Sizi yakından tanımak istiyoruz. İbrahim Demir kimdir diyerek başlayalım, buyurun. Peki. Öncelikle gecenin bu geç saatinde bizleri izleyen sevgili hemşehrilerimizi selamlamak istiyorum. Hepsine hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. İbrahim Demir, 1972 Ünye doğumluyum, Ordu Ünye doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Ünye'de tamamladıktan sonra Ünye İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim ve Maliye bölümünden mezun oldum 1994 yılında. Daha sonra akademik hayatı kendime bir gelecek olarak seçtim önemine binaen ve İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Maliye alanında master derecesi alarak mezun oldum. Aynı yıllarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata adım attım. Ve Marmara Üniversitesi'nde doktoraya başladım. 2011 yılında da Marmara Üniversitesi'nden maliye doktoru derecesiyle mezun oldum. Hı hı. Atamam gelmişti. Aynı zamanda bir Amerika tecrübem oldu. Florida State Üniversitesi'ne misafir öğretim üyesi olarak gitmiştim. Tabii oradaki üniversitelerin işleyiş biçimini, akademik hayatı, teknolojik birikimi gördüğümde etkilendiğim için bir Amerika tecrübesi yaşamak istedim ve doktora çalışmaları için tekrar başvuru yaptım ve Clemson Üniversitesi ki Amerika'nın 20. sıradaki kamu üniversitelerindendir. Doktora için, ekonomi doktorası için kabul aldım. Allah'a şükür zor bir süreçten sonra 2007 yılında o doktoramı bitirdim. Ve tabii o anda karar vermek gerekiyordu. Yani ya Türkiye'ye dönmek ya da orada çalışma hayatına devam etmek. Tabii orada bir üniversitede çalışma hayatına başladım ve yaklaşık 7 yıl orada ekonomi dersleri okuttum. 2000'den fazla lisans ve lisansüstü seviyede Amerika'daki eğitim kurumlarındaki tam zamanlı ve yarım zamanlı olarak ekonomi dersleri okuttum. Aynı zamanda araştırma çalışmalarımı da yürüttüm. Hı hı. Tarım ekonomisi, eğitim ekonomisi, savunma ekonomisi, endüstriyel organizasyon, kamu tercihi gibi alanlarda çalışmalarım oldu. Bunlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın da desteklediği bir nükleer santrallerin yer seçimi projesini yürüttüm. Önemli çalışmalarımdan bir tanesiydi. Şu anda da Güney Carolina Üniversitesi, South Carolina Üniversitesi'nde iki bölümde, bir bölümde araştırmacı, diğer bölümde de okutman, ders veren hoca olarak görev yapmaktayım. Orada da sağlık ekonomisi dersleri okutmaktayım, lisans ve lisans üstü seviyede. Ve aynı zamanda büyük bir, 2,5 milyon dolarlık bir sağlık projesinde de ekonomist olarak çalışmaktayım. Evet, ciddi evet. Ve başarılı bir akademik özgeçmişten bahsettiniz açıkçası. Peki bu kadar başarılı ve ciddi bir çalışmanın ardından siyasete girme ve atılma fikri nasıl oluştu? Teşekkür ederim. Tabii birikim sağlamak, akademik çalışma nihayetinde ya yazılı olarak ya da uygulamalı olarak topluma geri dönmek zorunda. Tabii biz hep ülkemize hizmet etme rüyasıyla yaşadık. Hep onu kendimize amaç, hedef edindik. Ve hep onu dert edindik. Nasıl ülkemize, milletimize, vatanımıza daha fazla, daha iyi faydalı olabiliriz? Problemleri nasıl daha kolay, daha iyi bir şekilde çözüme kavuşturabiliriz? Hedefimiz bu olduğu için öyle bir uzun soluklu yola girdik. İlim tahsili diyelim. Ama onu da memleketimizin hizmetine sunma yollarından bir tanesi de böyle siyasete girmek olarak sürekli bir de siyasal mezun olmak. Yani siyasal bilgilerde olduğunuz zaman sürekli siyasi olaylarla, toplumun sorunlarıyla iç içesiniz. En azından kafanızda, zihninizde, hı hı. Zaten çalışmalarınız da, eğitiminiz de yani ders verdiğiniz zaman da uygulamalı olmak zorunda. Yani eğitimden tutun, sağlığa tutun, savunmaya tutun da
ona bir ekonomik bakış açısı getirerek toplumların sorunlarını çözme yollarını arıyorsunuz. Bunu yapmanın bir yolu da veya uygulamaya geçirmenin bir yolu da siyaset, hatta birinci elden yolu. Yani diğer türlü ya teklifte bulunmanız lazım, ya öneriler götürmeniz lazım, projeler götürmeniz lazım. İnanıyorum ki milletvekili seçilirsem, Allah nasip ederse, milletimiz teveccüh ederse, yarın seçimler var. Evet, bunları da konuşacağız. Delegelerimiz, meclis üyelerimiz de benimle aynı kanaatte olurlarsa, inşallah bunları birinci elden, hiç zaman kaybetmeden uygulamaya geçirme, öğrendiklerimi, bildiklerimi, tecrübelerimi, görgülerimi memleketime aktarma, adapte etme ve hayata geçirme imkanına kavuşacağım. Bu yüzden başka bir amacım gerçekten yok. Dediğim gibi ilim tahsili yeteri kadar tatmin verdi, vermeye de devam ediyor. Ama böyle bir imkana da kavuşursam çok güzel olacağını ve memleketime katkılarda bulunacağımı, memleketimi daha ilerilere götürmede, bölgesinde, hatta bütün dünyada süper güç olması için çalışabileceğime inandığım için böyle bir kararı aldık. Eşimiz, dostumuzla, aile fertlerimizle, arkadaşlarımızla. Tabii nasip, bilemiyoruz nereye götürür bizi. Evet. Amacımız budur, sebebi budur yani sorunuz. Evet, biz de hayırlısı olsun diyoruz tabii ki. Ama İbrahim Bey, tabii bilgi birikiminiz, hadi sizin de söylediğiniz gibi belli bir noktaya ve doyuma ulaştıktan sonra artık amaç halka hizmet etme noktası. Bunun da birinci yolu belki de siyasetten ve parlamentodan geçiyordu sizin de tabirinizle. Peki neden AK Parti? Neden AK Parti? Güzel bir soru. Şimdi tabii temel felsefi sebepleri yani halka hizmet, halka hizmet, hakka hizmet. Hı hı. Bir de yani bir saatlik bir adil idare binlerce ibadete göre daha yıllık ibadete göre daha değerlidir diye bir anlayışın ürünü beni etkilediği şekliyle. Tabii AK Parti bunun bir taşıyıcısı, bunun bir projesi, Türkiye'nin tam ihtiyacı olduğu zamanda ortaya çıkmış bir bileşim, güçlü bir bileşim. Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'ye istikrar, siyasi istikrar kazandıran bir proje. Ve siyasi istikrar olduğu zaman da ekonomik istikrar geliyor. Zaten 10 yıldır biz bunu yaşıyoruz ve dışarıdan da bu şekilde bu algılanmakta. Tabii bu sadece AK Parti ile ilgili değil benim ilgim ve alakam. Türkiye'nin ekonomik olaylarıyla, ekonomik sorunlarıyla, siyasi sorunlarıyla, ta lise yıllarından itibaren, üniversite yıllarından itibaren proje üretmek bazında, düşünmek bazında, elimizden geldiği kadar destek vermek bazında çalışmalarımızla hep içinde bulunduk. AK Parti'nin yabancısı değiliz. Tabii mütevazilik var ama diyebilirim ki AK Parti tam da bu hayallerimi gerçekleştirebileceğim. Benim inancım, ümidim o ki yani bu bilgi birikimi ve deneyimi hayata geçirebileceğim, uygulamaya dönüştürebileceğim bir mekanizma. Bu mekanizma gerçekten son 10 yıldır Türkiye'yi çok ilerilere taşıdı. Yani ben bunu hep arkadaşlarıma, dostlarıma sohbetler esnasında söylediğim şudur. Devletin eleğini ayağını toparladı. Yani bir dağınık yapıyı bir araya getirip en küçük şeyinden tutun. Yani sembollerden, logolardan tutun da söylemlere kadar Türkiye'yi dünya çapında prestijli bir ülke konumuna getirdi. Biz bunu hissettik, hissediyoruz dışarıda yaşayan birisi olarak, yurt dışında yaşayan birisi olarak. Bununla hep gurur duyduk. Tabii bunun da bir parçası olmak istedim ben. Yani dedim ki bu kadar bilgi birikimim var. Sürekli arkadaşlarımızla da temas halindeyiz. Gerek yurt dışında, gerekse yurt içinde. Neden olmasın diye düşünerek AK Parti'de bir yuva tabii ki. Yani evet. Aslında vaktimiz olur mu bilmiyorum ama daha derin tabii ki düşüncelerimiz, hislerimiz, AK Parti'nin çalışma biçimiyle, kadrolarıyla olan yürek bağımız. Çünkü aynı hedef. Yani hiçbir şüphemiz yok ki Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Başbakanımız olsun bir anlarını dahi Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin daha ilerilere gitmesi için çalışmadığından herhangi bir şüphemiz
Yok. Aynı hissi taşıdığımız için, Türkiye için, Türkiye'nin bölgedeki yeri için, Türkiye'nin dünyadaki yeri için, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'yi nerelere taşımak istedikleri için, onları aynı hissettiğimiz için elbette ki AK Parti. Evet. Bu da güzel bir cevap oldu. Bu zamana kadar hep ekonomik yönüyle baktınız belki hayata. Türkiye'nin evet. içinde yine dünya ekonomisiyle yakından ilgilendiniz. Bu açıdan bakabildiğiniz için size bu soruyu özellikle yöneltmem gerekiyor belki de. Türkiye'nin ekonomisini ve geldiği noktayı ve yine yerel bazda soracak olursak orada ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz bu bağlamda? Evet. Ordu ekonomisi, tabii Türkiye ekonomisiyle de başlamak lazım. Evet. AK Parti'yi de sordunuz. Türkiye birkaç yıl evveline kadar dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesiydi. Şu anda tabii genel bir ekonomik durgunlukla biz de yavaşladık normal bir şekilde ama diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman gerçekten çok iyi konumdayız. Yani bu %127'lik enflasyon dönemlerini hatırladığımızda Türkiye'nin şu günleri gerçekten birçok dünya ülkesinden daha ileri durumda. Ordu ekonomisi, tabii ordu göç veriyor. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu. Göç demek insanların ayaklarıyla oy kullanması demektir. Yani demek ki orduya karşı oy kullanıyor ayaklarıyla insanlarımız. Göçün tabii ki birçok sebepleri vardır ama bunların en önemlilerinden bir tanesi de ekonomik sebeptir. İnsanlar doyduğu yerlere göç ederler. Karadeniz'in de bir sorunu bu. İşsizlik sorunu diyelim, gelir yetersizliği sorunu diyelim, tarıma dayalı ekonomi sorunu diyelim. Çünkü ekonomimiz tarıma dayalı olduğu için fındığa dayalı. Ben de bir fındık üreticisiyim bu arada. Sevgili izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Ünye'de çeşitli bölgelerdeki arazilerde çok severek fındık tarımı yapmaktayız aile olarak. Ben aynı zamanda Amerika'daki ekonomi doktoramı fındık üzerine yazdım. Fındığa dayalı olduğu için ekonomi, fındık üretimindeki sorunlardan bir tanesi de düzensizliktir. Yani bir yıl fındık olabilir, diğer yıl olmayabilir ve bunu hiçbir şekilde tahmin etmek, hiçbir şekilde demeyeyim de kolay kolay tahmin etmek mümkün değil. Yani bir gecelik donla insanımız her şeyini kaybedebiliyor. Evet. Hepimiz yani bu hepimiz için geçerli bir şey. Şimdi bu belirsizlik, bu gelir belirsizliği demektir. Yani fındık yok demek nedir? Gelir yok demektir. Yani gelir olmadığı zaman da insanlarımızın buralardan göç etmeleri normal. Ordu'da bu algı değiştirilebilir mi? Ordu'da bu algı şöyle değiştirilebilir. Yani biz donu durduramayız. Don Allah'ın takdiridir. Ama dona karşı tedbirler alınabilir. Hı hı. Bu çok da kolay bir şey değil. Yani diğer ülkelerin de sorunu bu. Yani tarım ürünlerinin en önemli sorunlarından bir tanesi bu gibi doğal şartlara duyarlı olmaları. Ama bu algıyı değiştirmek demeyelim de şöyle diyelim. Yani bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Şimdi fındık çok olduğu zaman fiyatı düşük oluyor. Bu genel bir arz talep kuralıdır. Bir malın arzı çoksa fiyatı düşer. Fındık az olduğu yıllarda da fiyatının yüksek olması normal ekonomik bir kuraldır. Şimdi üreticilerimiz buna karşı bir depolama şekliyle veya devletin de depolama desteğiyle bu denendi tabii lisanslı depoculuk şeklinde. Tabii uygulamadaki eksiklikler nedeniyle eminim başarılı olmadı. Bu yapılabilir ama asıl yapılması gereken bu işin temeline inmek istiyorsak, bölgemize, memleketimize, vatanımıza fayda olmak istiyorsak hepimiz kafa kafaya verip fındıktan ne yapabiliriz? Fındıkla ne yapabiliriz? Fındıkta ürün çeşitlemesine, ürün dediğim fındığı daldan topladığımız ürün değil. Yani üretilmiş ürün, product dediğimiz yani piyasalanabilir ürün çeşitlemesine nasıl gidebiliriz? Fındıktan turşu nasıl yapabiliriz? Çikolata nasıl yapabiliriz? Biberlisini nasıl yapabiliriz? Acılısını, tatlısını yani ne yapabilirsek onları yapmamız gerekiyor. Bu çok zor değil. İlk defa benim de söylediğim bir şey değil. Ama maalesef bu alanlarda girişim eksikliği var. Yani daha önce de bahsettim. Şuradan çıksak, Samsun'a kadar gitsek şu saatte fındık alabileceğimiz bir yer yok. Evet. Gündüz de gitsek yok. Yani veya bilinen bir yer yok. Veya bütün çeşitlerini bulabileceğimiz bir yer yok. Yani bulsanız işte beyaz ıslatılmış, kavrulmuş fındık bulursunuz. Bir de kabuklu veya iç. Ama belki insanlar fındığın değişik çeşitlerini seviyorlar. Buna gidersek bu gelire bağlı
riskleri azaltmış olabiliriz veya tabii şartlara bağlı gelir risklerini azaltmış olabiliriz ve insanlarımıza ekmek kapısı olur, istihdam kapısı olur, gelir kapısı olur ve bölgemiz kalkınır. Bu tabii devletin yapacağı bir şey mi? Yani ben milletvekili olduğum zaman bunu yapacak değilim. Ama ne olur? Müteşebbislerimizi bir araya getirebiliriz. Onları teşvik ederiz. Zaten devletin görevi teşvik olmalı, teşvik etmek olmalı ve rekabeti sağlamalı ve kuralları herkes için eşit bir noktaya getirmeli ki piyasalar gelişsin, piyasalar büyüsün. Dediğim gibi fındık piyasalarını genişletmemiz gerekiyor. Yani donla mücadele veya bu algıyı değiştirme ama çözüm fındığı çuvala doldurup yurt dışına ihraç etmek yerine ondan her çeşit ürünler yapmak. Her çeşit ama. Tabii buradaki teşebbüs eksikliklerinden bir tanesi de sanırım bu satar mı, bu gider mi korkusu. Tabii ticari hayatta olanlar bilir. Geleneksel dışına çok fazla çıkamıyoruz maalesef. Çıkamıyoruz. Tabii ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi de teşebbüs eksikliği. Yani ortaklık eksikliği. Ortaklık yapmayı beceremiyoruz. Hep aile şirketlerimiz var. Açılamıyoruz böyle olduğu için. Halbuki büyük şirketler kurulsa, büyük sermayeler gelse bu alanda eminim çok daha teknolojik, pazarlaması çok daha düzgün, daha entegre olmuş. Tabii entegre deyince fındıktaki bir sorunumuz da o. Yani fındık sadece ürünü üretip veya daldan toplayıp çuvala koymak olmamakla birlikte evet. Sadece ürün çeşitlemesi de değil. Bu depolamasından, ambalajından, ulaştırmasından bütün bir endüstriyel zincir gerektiren bir şey. İşte bu zincir var mı? İşte Karadeniz sahil yolu bunun için güzel bir şey. Üretim maliyetlerini azaltan bir şey. Limanlarımızı işte Fatso o konuda çalışıyor. Hı hı. Organize sanayi bölgelerimizi geliştirmeliyiz. Yine onlar konuşulmakta ilçelerimizde. Bunları yapmalıyız. Tabii bunların üzerine veya üzerine demeyeyim de bunların üniversitelerle birlikte hareket edilerek yapılması gerekebilir. Sanırım benim katkım olabilecek alanlardan bir tanesi de bu. Çünkü oradaki üniversitelerin bir bağış mekanizmasıyla çalıştığını, yani diyelim ki bir belediyemizin, bir kamu kurumumuzun veya bir bakanlığımızın diyelim ki fındıkla ilgili bir sorunu var. Bu sorunu üniversiteli el ele çözmemiz gerekiyor ilk önce. Bunu ilk adres üniversite olması gerekiyor. Üniversite bu konudaki projelerini yapıp hatta birkaç proje aynı konuyu birkaç üniversiteye verebilirsiniz. Yarıştırabilirsiniz onları. Yani bakalım hangisinden ne sonuç çıkacak. Çünkü o projelerin belli bir maliyeti var. Ancak elde edilecek bilgi birikimi problemlerin çözümünde fındıkla ilgili, fındık piyasalarını genişletmekle ilgili elde edilecek faydalar, ekonomik faydalar çok çok kat kat yüksek. O yüzden öncelikle o projeleri üniversitelerimize dağıtırsak, üniversitelerimizin o konudaki girdilerini o sorunların çözümünde kullanırsak sanırım başarılı olacağız. Diğer taraftan turizmle ilgili bir şeyler yapabiliriz. Karadeniz doğa harikası, dünya harikası, dünya güzeli bir bölge. Tabii ben bunların olmadığını söylemek istemiyorum. Geçen gittiğimiz yerde Yeşil Yol projesini öğrendim. Çok güzel bir proje. Ama konsept turizmine geçilebilir. Konsept turizmi, turizmi bir otel odasında birkaç gün konaklayıp işte havuza girip denize girip çıkıp gitmek memleketine veya çalıştığı yere demek değildir. Konsept turizminden kastım memleketimize, Ordu'ya, Ünye'ye, Fatsa'ya, yüksekteki Çaybaşı'na, Ulubey'e, Gölköy'e oraların neleri varsa nehirleri olabilir, yamaçları olabilir, dağ havası olabilir onlara yönelik onun için belli bir konsept geliştirerek oralara uygun av turizmi olabilir, balık turizmi olabilir, konaklama ile ilgili diğer şeyler olabilir. Bunları yaparsak buralarda 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi istihdam edilecektir. Böyle olduğu zaman göç tersine geri gelecektir. Yani insanlar yavaş yavaş iş bulmaya başladığı zaman küçük bir tesiste bile bir 15-20 kişi istihdam edebilirsiniz. Yani düşünün ordunun iç kesimlerindeki ilçelerimizde tabii bunu da bahsetmemin sebebi ordu üçten büyüktür diye bir söylemle karşılaştım. Burada Çaybaşı Belediye Başkanı'nı da zikretmek istiyorum.
Onların tabii içlerde kalmış ilçelerin birazcık unutulduğunu ve ihmal edildiğini sitemle belirttikleri için ben de değinmek istiyorum. Halbuki onların çok güzel tabii güzellikleri var ellerinde. Onlar çok güzel şeyler yapabilirler. Yeter ki bu projeler onlara sunulsun. Yeter ki devlet teşvik etsin. Yeter ki devlet önlerini açsın. Yeter ki devlet o kaynakları bir araya getirecek bir mekanizma kursun. Tabii dediğim gibi o mekanizmaların kurulmasında üniversiteleri mutlaka süreçlere dahil etmemiz gerekiyor. Üniversite eğitimi ders vermeye eğitim olmamalı. Artık bilgi her yerde var. Google yaptığınız zaman her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Daha uygulamalı, daha kritik düşünceye, daha ne yapılabilir, hangi sorun nasıl çözülebilir? Ben bunların tabii ki olmadığını söylemek istemiyorum. Yani çok şey değişti, çok hızlı değişiyor. Bilgi birikimi çok hızlı değişiyor. Bilginin ve teknolojinin transferi ülkeler arasında çok hızlı değişiyor ve Türkiye'de çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ama hep daha ilerilere götürmemiz gerekiyor. Yani bu yüzden bunlara değiniyorum. Özetlersem, yani göçten bahsettik. Evet. Fındıkla ilgili gelir belirsizliğinden ve dondan kaynaklanan bir sorundan bahsettik. Bunları biz piyasaları genişleterek, yani ürün çeşitliliğimizi geliştirerek ve entegre ederek aşabiliriz tarımda. Özür diliyorum. Ve turizmde de aynı şekilde konsept turizmine geçerek biz bu göçü tersine çevirebilir ve kaynaklarımızı harekete geçirebiliriz. Yani karşımızda duran güzel bir orman güzel ama biz ondan daha fazla bir şeyler yapabiliriz. Bu da ne olur? Bilgiyle olur. Yani bilgi yoğun bir tarımsal üretime, bilgi yoğun bir turizm üretimine geçmemiz gerekiyor. Bütün bölgelerimiz bunu yaptığı zaman, bütün Türkiye bunu yaptığı zaman göreceksiniz yapısal değişikliklere dayalı, mikro değişikliklere dayalı, bölgesel değişikliklere dayalı topyekün bir kalkınma gerçekleşecektir. Topyekün kalkınma demek bir suyun yükselmesi gibi herkesi kaldırması demektir. Yani su seviyesi yükseldiği zaman biliyorsunuz herkesi kaldırır, her şeyi kaldırır. O zaman Ordu da kalkacak, Fatsa da kalkacak, Ünye de kalkacak, Çaybaşı da kalkacak, Akkuş da kalkacak, Ulubey'de, Gölköy'de bütün ilçelerimiz, Türkiye'nin bütün bölgeleri bu kalkınmadan faydalanacaktır. Ben de işte bunlarda katkıda bulunacağıma inanıyorum. Evet. Gördüğüm şeylerle, not aldığım şeylerle, fotoğrafını çektiğim şeylerle, en küçük şeyden en büyük şeye kadar ülkemizin hizmetine bilgimi, birikimimi sunabileceğime inanıyorum.